etmeli? Özellikle bayan flört ederken nelere dikkat etmeli? Aslında ilişki kurduğumuz insanlar kendimizin aynası. Aynaya baktığımızda ne görüyorsak, hoşlandığımız insanda da onu görmeliyiz. Yani biz eğer naiflikten, şiirden, sanattan, edebiyattan hoşlanıyorsak, ilişki kurmak istediğimiz kişi de bunlardan hoşlanmalı. Yani dünyaya aynı pencereden bakabilmeliyiz. Farklı yerleri de görebilmeliyiz tabii o Peki pencereden farklı bakarken. baktığımız alanlar bir zenginlik sayılabilir mi? Tam da ona değinmek üzereydim. Buyurun. Aynı pencereden bakmak demek aynı şeyi aynı şekliyle görmek anlamına gelmiyor. Öyle bir mecburiyetimiz yok yani. Tabii ki siz sağa bakarsınız, ben yukarıya bakarım. Yani siz aşağı bakarsınız, ben sola bakarım. Ama en azından ortak kriterlerimiz, hani yaşamsal güdülerimiz beraber hareket ediyorsa buradaki en önemli kriter bu. Algılayışlarımızda çok büyük uçurumlar yoksa, o pencereden sağa baktıktan sonra siz de sola bakabiliyorsanız, ben de sola baktıktan sonra ben de yine aşağıya bakabiliyorsam, bir ortak noktada beraberlik kurabiliyorsak önemli olan budur. Yoksa yani işte ayrı takımlar tutmak, işte farklı siyasi görüşlere sahip olmak, farklı yaşamı farklı belki açısından ele almak, işte birisi müzikten için bir dalından hoşlanıyordur da öbürü öbür dalından hoşlanıyordur. Bunlar tamamen işin teferruat tarafı. Teferruatlar da aslında güzel ayrıntılar olabilir. İçlerindeki o gizi, o güzelliği keşfedebilirsek bu hayatımıza bir zenginlik tabii ki katar. Evet. O zaman farklılıkları ve benzerlikleri dozajında ayar yapılırsa yani güzel bir ilişki gider diyorsunuz.